Değerli kardeşlerim, konuşmamı başlamadan önce kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Sayın Hasan Mezarcı'nın oğlu Yasir Mezarcı'yım. Hafızlığımı ve İmam Hatip Lisesi'ni Türkiye'de bitirdim. Şu anda Almanya'da yaşıyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, genel olarak yazılı ve görsel medyada Sayın Hasan Mezarcı'nın partisinden atıldığı ve psikolojik rahatsızlığı olduğu şeklinde yer alan haber, iddia ve yorumlar tamamen uydurma, iftira ve yalandır. Ben Hasan Mezarcı'nın en yakınlarından biri ve oğluyum. Yani kendisini en iyi tanıyanlardan ve şimdiye kadar açıklamadığı pek çok sırrını bilenlerden biriyim. Ailesi ve çocukları olarak bizler, Sayın Hasan Mezarcı'ya karşı resmi ve sivil güç odakları tarafından yapılan küfür, hakaret, iftira, karalama, yargısız infaz ve linç kampanyalarının çok ağır bedellerini ödeyerek büyüdük ve hala da ödüyoruz. Biz Sayın Hasan Mezarcı'nın ailesi olmakla ve soyadını taşımakla iftihar ediyoruz. 20 yıldan beri Sayın Hasan Mezarcı'yı karalamak ve itibarsızlaştırmak için herkes konuştu. Biz sustuk. Çünkü güneşin balçıkla sıvanamayacağını ve üflemekle sönmeyeceğini biliyorduk. Daha da önemlisi, milletin aptal olmadığını ve güç odakları tarafından yapılan bu karalama kampanyalarını yutmayacağını biliyorduk. Ancak bundan sonra biz de konuşacağız ve Sayın Hasan Mezarcı'nın açıklanmasına izin verdiği sırları yeri ve zamanı geldikçe açıklayacağız. Bunu birilerini karalama amacıyla değil, kamuoyunu ve gelecek nesilleri doğru bilgilendirmek amacıyla yapacağız. Sayın Hasan Mezarcı'nın icra ettiği o büyük tarihi ve siyasi misyonu kıskananlar ve kuyruk acısı olanlar, partisinden atıldığı yalanını uydurmuşlardır. Sayın Hasan Mezarcı partisinden ihraç edilmemiş, kendisi istifa etmiştir. Sayın Hasan Mezarcı'nın istifa ettiğiyle ilgili haberleri o günün yazılı ve görsel medya arşivlerinde bulabilirsiniz. Sayın Hasan Mezarcı'nın partisinden atıldığını söyleyenlerin amacı, bugünkü AK Parti camiasının da içinde bulunduğu, o günkü Refah Partisi camiasının Hasan Mezarcı'nın siyasi misyonunu reddettikleri kanaati oluşturmaktır. Böylece bir yandan Sayın Hasan Mezarcı'yı itibarsızlaştırmaya ve yalnızlaştırmaya çalışırken, diğer taraftan da içine kapandığını ve yalnızlaştığını söyleyerek psikolojik rahatsızlığı olduğu yalanına halkı inandırmak istiyorlar. Sayın Hasan Mezarcı'nın dokunulmazlığının kaldırılması aşamasında, İstanbul Belediye Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, rahmetli Erbakan'la görüşmek üzere Ankara'ya gitmiştir. Sayın Hasan Mezarcı, Sayın Erdoğan'la görüşerek rahmetli Erbakan'a haber göndermiş ve istifa etmemi istiyorlarsa istifa ederim demiştir. Sayın Erdoğan, rahmetli Erbakan'la görüştükten sonra Sayın Hasan Mezarcı ile görüşmüş ve rahmetli Erbakan'ın sakın istifa etmesin, şayet istifa etmesini istersek biz kendisine ulaşırız dediğini bildirmiştir. Ancak Sayın Hasan Mezarcı partisinin kendisine sahip çıkmaması bir yana, arkasından hançerleyerek Brutus'luk yaptığını düşünerek partisinden istifa etmiştir. Sayın Hasan Mezarcı şu ana kadar o tarihi Brutus'lükle ve onun belgeleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır. Zamanı veya yeri gelir veya mecbur bırakılırsak onları da açıklarız. Sayın Hasan Mezarcı'yı arkasından hançerleyen Brutus'ler o günlerde "Hasan Mezarcı bizi arkamızdan bıçakladı" şeklinde açıklamalar yaparak kendi ihanetlerini kamufle etmeye çalışmışlardır. Sayın Hasan Mezarcı'nın istifa ettiğini duyduktan sonra İhraç ettik veya attık şeklinde verilen beyanatların ve yapılan yorumların tamamı uydurmadır. Değerli kardeşlerim, Sayın Hasan Mezarcı'ya karşı yapılan linç kampanyalarının en yoğun olduğu o yerel seçimler arefesinde ve Hasan Mezarcı bizi arkamızdan hançerledi dedikleri o yerel seçimlerde
Refah Partisi tarihinin en büyük oyunu almıştır. Başta Ankara ve İstanbul belediyeleri olmak üzere yerel yönetimleri ele geçirmiştir. Bugünkü Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan da o seçimlerde İstanbul Belediye Başkanı olmuştur. Bildiğiniz gibi bütün Türkiye Refah Partisi'nin ve AK Parti'nin yerel yönetimleri ve iktidarı ele geçirmesini tepki oylarına bağlıyor. Peki sandıklarda patlayan o büyük tarihi tepkiyi kim meydana getirdi? Atatürk yaşasa bizden olurdu veya Atatürk'ün amacını biz gerçekleştireceğiz edebiyatı yapanlar mı? Yoksa resmi ve sivil güç odaklarını çılgına döndüren ve milletin değer yargılarına saldırmaları sonucu doğuran Hasan Mezarcı'nın o büyük tarihi misyonu mu? Hiç şüphe yok ki etki ne kadar büyük olursa tepki de o kadar büyük olur. İşte bu gerçeği çok iyi bilen rahmetli Erbakan ve Sayın Erdoğan, Sayın Hasan Mezarcı'nın istifa etmesini istememişler, aksine istifa etme demişlerdir. Gerçek budur. Sayın Hasan Mezarcı, ailesini, çocuklarını ve canını gözden çıkararak icra ettiği o büyük tarihi ve siyasi misyonu, Refah Partisi veya AK Parti yerel yönetimleri, iktidarı ve devleti ele geçirsin diye yapmamıştır. Dokunulamazları dokunulabilir, konuşulamazları konuşulabilir ve değiştirilemezleri değiştirilebilir hale getirmek için yapmıştır. Putları kırmak, tabuları yıkmak, zihinsel değişimin ve Türkiye'nin yeniden yapılanmasının önünü ve yolunu açmak için yapmıştır. Ancak o büyük tarihi ve siyasi misyon, yerel yönetimleri, iktidarı ve devleti ele geçirme sonucu doğurmuştur. Değişimin ve yeniden yapılanmanın önünü açmıştır. Yaptığı işin bu sonucu doğuracağını çok iyi bilen ve gerçek bir dava adamı olan Sayın Hasan Mezarcı, bu sonucun doğmasına zarar verebilecek siyasi açıklamalardan uzak durmaya özen göstermiştir. Kendisine karşı yapılan vefasızlığı, Brutus'lüğü dahi sineye çekmiştir. Bir atasözünde ifade edildiği gibi, kan kustum ama kızılcık şerbeti içtim demiştir. Ne yaptımsa Allah için yaptım. Ücretimi Allah'tan alacağım demiş ve hiç kimseden teşekkür bile beklememiştir. Yaptıklarını siyasi veya ticari ranta dönüştürmeye kalkmamış, cemiyet, cemaat veya teşkilat oluşturmaya yönelmemiştir. Türkiye'de ve yurt dışında milyonlarca seveni olan Sayın Hasan Mezarcı, isteseydi bunları da yapardı. Ve hala bugün dahi yapması mümkündür. Cumhuriyet tarihi boyunca Sayın Hasan Mezarcı'nın meclis, medya ve ülke gündemine getirdiği önergeleri ve konuları resmen ve o açıklıkta gündeme getirebilecek tek bir baba yiğit çıkmamıştır. Kamuoyunun bu önergelerin konularını öğrenmesinden ödü kopan resmi ve sivil güç odakları medya aracılığıyla Atatürk düşmanı veya atamıza küfretti nakaratını koro halinde tekrarlayarak halkı Sayın Hasan Mezarcı aleyhine kışkırtmışlardır. Bugünün Türkiye'sinde değil, 20 yıl öncesinin Türkiye'sinde o önergeleri ve konuları meclis, medya ve ülke gündemine getirmek ancak tarihteki canını gözden çıkarmış ve şehadeti göze almış büyük dava adamlarının ve kahramanların yapabileceği bir iştir. Resmi ve sivil güç odakları medya ve teşkilat güçlerini kullanarak gerçekleri çarpıtabilir ve karayı ak, akı da kara gösterebilirler. Ancak bütün çıplaklığıyla gerçeklerin ortaya çıkacağı mahşer günü ak koyunda, kara koyunda belli olur. Değerli kardeşlerim, Sayın Hasan Mezarcı milletvekilliği döneminde başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Adana, Bitlis, Ağrı, Elazığ, Bolu, Sivas, Diyarbakır, Urfa, Van, Maraş, Erzurum, Edirne, Çanakkale, Kütahya, Konya, Trabzon, Samsun, Malatya, Manisa, Sakarya, Aydın, Denizli ve Erzincan gibi
Türkiye'nin pek çok vilayetinde ve ilçelerinde yüzlerce konferans vermiş, pek çok yerel ve ulusal radyo ve televizyon programlarına katılarak konuşmalar yapmıştır. Yine aynı dönemde davet edildiği Avrupa ülkelerinde de pek çok konferans vermiş ve görüşlerini kamuoyuna anlatmaya çalışmıştır. Ancak gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında katıldığı konferanslarda, panellerde, radyo ve televizyon programlarında yaptığı konuşmaların sesli veya görüntülü kayıtlarını alma ve arşivleme imkanı olmamıştır. Bu konuşma ve açıklamalardan çok az bir kısmı Sayın Hasan Mezarcı'yı sevenler tarafından videolar haline getirilerek internette yayınlanmıştır. Ancak bu konuşma ve açıklamaların büyük bir bölümü bunları kayıt edenlerin ellerinde veya arşivlerinde bulunduğu gibi bunlarla ilgili soruşturma açan savcılık veya mahkeme arşivlerinde de bulunmaktadır. Milletvekilliği döneminde yaptığı bu konuşma ve açıklamalarından dolayı hakkında 100'den fazla soruşturma açılarak pek çok mahkumiyet kararı verilen Sayın Hasan Mezarcı, bu büyük tarihi ve siyasi misyonun bedelini zindanlarda ve sürgünlerde ödemiş ve ödemeye devam etmektedir. Kamuoyunu Sayın Hasan Mezarcı aleyhine kışkırtmak için milletvekilliği döneminde resmi ve sivil güç odakları tarafından medya aracılığıyla yapılan ve yaptırılan küfür, hakaret, iftira, karalama, yargısız infaz ve linç kampanyalarına bir de deli, kafir ve sahte mesih kampanyaları eklenmiştir. Yazılı ve görsel medya arşivleri ve internet bu karalama, kışkırtma ve linç kampanyalarının belgeleriyle doludur. Hiç şüphe yok ki bu kampanyaların amacı Sayın Hasan Mezarcı'yı karalamaya ve beklenilen Mesih olduğuna kamuoyunun inanmasını engellemeye yöneliktir. Bu sebeple milletvekilliği döneminde gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında Sayın Hasan Mezarcı tarafından yapılan konuşmaların sesli veya görüntülü kayıtları ellerinde veya arşivlerinde bulunanların bu kayıtları internet veya posta aracılığıyla bize ulaştırmalarını veya videolar halinde internette yayınlamalarını rica ediyoruz. Amacımız kamuoyunun Sayın Hasan Mezarcı'yı yani Hazreti Mesih'i kendi sesinden ve sözünden doğru ve objektif olarak tanımasını sağlamaktır. Sayın Hasan Mezarcı'nın milletvekilliği döneminde yaptığı konuşmaları ve açıklamaları yayınlayarak Allah'ın Mesih'inin kamuoyu ve gelecek nesiller tarafından doğru tanınmasına katkıda bulunan veya bundan sonra bulunacak olan herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Ayrıca milletvekilliği döneminde Sayın Hasan Mezarcı tarafından verilen meclis araştırma önergelerinin ve bunların meclis, medya ve ülke gündemine getirilmesi için yaptığı konuşma ve açıklamaları bugünün Türkiye'sinde değil, darbe baskısı altında olan 90'lı yılların Türkiye'sinin ağır siyasi atmosferinin baskısı altında yapmış olduğunu göz önünde bulundurarak dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Değerli kardeşlerim, 2000 yılında Almanya'da beklenilen Mesih olduğunu açıklayan Sayın Hasan Mezarcı'nın psikolojik rahatsızlığı olduğu için Mesih olduğunu açıkladığına dair medya yoluyla yapılan karalama kampanyaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Sayın Hasan Mezarcı'nın maaşına tedbir konulmuş ve mahkeme açılmıştır. Bu gelişmeler üzerine Sayın Hasan Mezarcı, Almanya'da tam teşekküllü bir devlet hastanesine müracaat ederek herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmadığına dair heyet raporu almıştır. Bu raporu hem Türkiye Büyükelçiliği hem de avukatı aracılığıyla mahkemeye göndermiştir. Bu gelişmeler üzerine 2000 yılının son aylarında tekrar Türkiye'ye dönmüş ve tutuklanarak cezaevine konulduktan sonra emniyette, savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadelerde ve hatta dönemin Cumhurbaşkanına, Başbakanına ve Genelkurmay Başkanına yazdığı mektuplarda beklenilen Mesih olduğunu söylemeye devam etmiş ve cezai ehliyetinin olup olmadığı konusu kesinleşmeden yargılanmasının
ve kesinleşmiş mahkumiyetlerinin infazının yapılamayacağını ısrarla söylemiş ve bu konunun aydınlatılmasını istemiştir. Bildiğiniz gibi bir kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair herhangi bir heyet raporu veya mahkeme kararı olması halinde o kişinin mali, idari ve adli ehliyeti olmadığı için yargılanması sürdürülemez ve hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı infaz edilemez. Sayın Hasan Mezarcı'nın mali, idari ve adli ehliyeti olduğu içindir ki hakkında açılmış olan soruşturma ve mahkemeler ile ilgili olarak yargılanması devam etmiş ve hatta aleyhinde kesinleşmiş olan bir mahkumiyet kararı infaz edilerek tekrar cezaevine konulmuştur. O süreçte yasalara aykırı olarak bir taraftan çeşitli mahkemelerle yargılanması sürdürülürken, diğer taraftan Sayın Hasan Mezarcı'nın herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmadığına dair heyet raporu ilgili mahkemenin elinde olduğu halde, psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair yeni bir heyet raporu alabilmek için resmi ve sivil güç odaklarının baskısıyla zorunlu olarak Ankara Numune Hastanesi heyetine sevk edilmiştir. Ancak Ankara Numune Hastanesi heyeti de bütün baskılara rağmen Sayın Hasan Mezarcı'nın psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair bir rapor vermemiştir. Bunun üzerine Sayın Hasan Mezarcı'nın maaşına konulan tedbir kaldırılmış ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddiasıyla açılan mahkeme keellem yekün, yani yok hükmünde sayılarak dava kapatılmıştır. Yani Sayın Hasan Mezarcı'nın herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış bir heyet raporu ve bunu teyit eden mahkeme kararları vardır. Yani Sayın Hasan Mezarcı 2000 yılında Almanya'da beklenilen Mesih olduğunu açıkladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş, tutuklanmış, resmi mercilerin önünde beklenilen Mesih olduğunu söylemeye devam etmiş, yargılanmış, hakkında kesinleşmiş olan bir mahkumiyet kararı infaz edilmiş ve 2001 yılında cezaevinden çıkarak yasal yollarla tekrar Almanya'ya dönmüştür. Şayet iddia edildiği gibi psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair herhangi bir rapor veya mahkeme kararı olsaydı, o süreçte yapılan yargılamalar yapılamaz, kesinleşmiş mahkumiyet kararı infaz edilemez ve yasal yollarla yurt dışına çıkmasına izin verilmezdi. Böylece Sayın Hasan Mezarcı'nın psikolojik rahatsızlığı olduğunu iddia eden resmi ve sivil güç odaklarının hevesleri kursaklarında kalmış, yalanları resmen tescil edilmiştir. Hiç şüphe yok ki gerçek bu olduğu halde tabanlarının Sayın Hasan Mezarcı'nın beklenilen Mesih olduğuna inanmasından ve tezgahlarının yıkılmasından korkan resmi ve sivil güç odaklarının sözcüleri heyet raporuna ve mahkeme kararlarına rağmen Sayın Hasan Mezarcı'nın psikolojik rahatsızlığı olduğu yalanını medya ve teşkilatları aracılığıyla yaymaya devam ediyorlar. Allah'ın Mesih'inin psikolojik rahatsızlığı olduğu yalanını uydurarak ve yayarak insanların Hazreti Mesih'e iman etmelerini engellemeye çalışanlar mahşer günü bunun hesabını veremezler. Bildiğiniz gibi kafirler kendi dönemlerinde başta Hazreti Muhammed olmak üzere bütün peygamberlere deli damgası vurarak halkın onlara iman etmesini engellemeye çalışmışlardır. İnkarcıların beklenilen Mesih olduğunu açıklayan Sayın Hasan Mezarcı'ya deli damgası vurmaya çalışmalarını da bu çerçevede değerlendiriyor ve bu durumu onun beklenilen Mesih olduğunun delillerinden biri olarak görüyoruz. Çünkü adetullah böyledir ve kendisine deli damgası vurulmayan bir peygamber yoktur. Şeytanın sözcülüğünü yapan bu yalancıları Allah'a ve mahşer gününe havale ediyor ve kamuoyunu bu yalancılara aldanmamaları konusunda uyarmak için bu açıklamaları yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, beklenilen Mesih olduğunu açıkladığı 2000 yılından bugüne kadar geçen 11 yıl boyunca Sayın Hasan Mezarcı havarileriyle buluşmuş, havari aileleriyle birlikte yaşamış,
onlara muallimlik yapmış ve bu arada Kur'an-ı Mecid Müjde isimli kitabı hazırlamıştır. Yani Sayın Hasan Mezarcı'nın bu dönemi en az milletvekilliği dönemi kadar yoğun ve yorucu geçmiştir. Sayın Hasan Mezarcı'nın inzivaya çekileceğini açıklaması, medyanın ve kamuoyunun kendinden uzaklaşmasını ve Cenab-ı Allah'ın kendisine verdiği görevleri rahatlıkla yapmasını sağlamaya yönelikti. Nitekim 2012 yılının başında Mesih.de isimli internet sitesiyle, Müjde kitabıyla ve havarileriyle birlikte ortaya çıkmış, inziva döneminin bittiğini, irşat ve tebliğ döneminin başladığını açıklamıştır. Hazreti Mesih'in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na ve Patrik Hazretleri'ne yazdığı mektupları, Müjde kitabını, havarilerini ve bütün milletlere yönelik mesajlarını merak edenlere, Mesih.de isimli internet sitesini takip etmelerini tavsiye ediyorum. Değerli kardeşlerim, ben Sayın Hasan Mezarcı'nın beklenilen Mesih olduğuna iman ve şahitlik ediyorum. Hidayete tabi olanlara ve beklenilen Mesih'e iman ederek kurtuluşa erenlere selam olsun.